Arkadaşlar sakin durun, daha 1-0. Evet aynen öyle. Ben çıkardım grupta ya. Ya yapma. Çıkardım yapma, kardeş. Yapma. Ben sana günün başında ne dedim Mifon'u? Ne dedin? İlk maçı aldık mı gruptan çıktık. Beyond'u yendin. Sen bence ilk maçı aldık mı hayırlısı dedim, ben öyle hatırlıyorum. Hayır o, son, o şu anda. Ya abi dediğim gibi. Yayın. Okyanusu geçip derede boğulmayalım. Yavaş yavaş başlayalım. Abi yavaş mavaş yok, hızlı bam güm rakipleri paramparça edip gideceksin ya. Önünden adamlar kaçacaklar. Bak senin devirmene gerek kalmayacak ya. Çıkın abi artık şu kötü takım, ezik takım psikolojisinden. Taş gibi takım var. Dedi ve dakika 20'de FF verildi. Ama rakip ve seçim yasaklamaya geldik. Umuyoruz ki Aral'ın son söylediği cümle haricinde her şey gerçekleşir. Niye canım, Unicorns of Love verecek FF'ye. Ha öyle mi? Aa okey. Okay. Güzel kıvırdım. Ve Lucian yasaklamasıyla başlıyor. Evet, bir yanlışlık var bu arada tabii Galatasaray'ın evet, altında. Evet, üst taraftaki logolarda. Evet, üst taraftaki logolarda. Rise'e sakladılar. Kırmızı taraftayız. Rise'e yasakladılar. LeBlanc'ın gitgide değeri artıyor. Kasanın yasaklaması geldi. Yani ben emin değilim bu arada bundan. Ortada bu kadar fiziksel star şampiyonu, dövüşçü vesaire varken Kasadin neden yasak? Jax yasaklaması önemli bu arada. Trindamir kontrası olarak son dönemde ortaya çıktı, hatırlatalım. Aynısı hatta şeyde de gördük. Günlük karşılaşmasında Hamalay falan şeyde gördük. Orta koridorda da bu arada Trindamir'e karşı Jax'ın oynandığı solo Q maçlarında görüldü. Ve Camille yasaklanmıştı daha öncesinde boss'a karşı. Onun en önemli şampiyonu, bu ilk kez de görmüyoruz tabii. Boss çok fazla Camille oynayan bir oyuncu. Alıp Fiora'yı dövecek dayak istiyorlar. Yaptı ya. Mı ya onu? Yaptı yapamadı, mı? Yapamadı. Ekranı çekti. Yani bu arada Fiora acayip iyi durumda. Acayip iyi durumda ve tabii Camille'in eski kontrollerinden bir tanesi. Aynı hatta zamanda şu anda daha da kontrası. Bu arada Jax'ı da yasakladılar. Evet, Jax'ı da yasakladılar tabii. Aslında ya Fiora oynamayacağını düşünerek Jax'ı yasakladılar. Jax da bir Camille kontrası ve Crazy daha önce Camille'e karşı Jax oynamışlığı var. Zaten tek derecede de bol bol Jax oynayan bir oyuncu. Ama Fiora yasaklanmadı. Bakalım Crazy'nin cebinde bir Fiora var mı? Ben açıkçası çok merak ediyorum. Ben Poppy'nin daha yakın olduğunu düşünüyorum eğer o tarz bir şey yapılacaksa. Yani net olarak Camille kontrası düşünülüyorsa. Abi iyi Fiora. Yani şimdi. İyi Camille'i bile böcek muamelesi yapıyor ya. Yani şimdi. Geçen biri klibini paylaşmıştı. Armut Soloku'da birini bir harcıyor. Kime harcıyor? Şeyi harcıyor. Shaolahu'yu. FPX'in diğer üst koridoru olmuşsun. Birkaç maç oynattılar Nuguri'nin yerine. Ama harcıyor yani. Önüne attığı E'ye flashla önünü blokluyor. O sırada da W savada falan yani yerden yere vuruyor. İyi Fiora oyuncusu parçalar Camille. Camille oyunu oynayamaz diyorum karşısında. Zaten o konuda en fikiriz ama bu arada Fiora... bizim ekranımızdan evet ekranımızda yok ama Talon bu sefer Qiyana yerine geldi. Boyuto çok sinirli ya bu turnuvaya gelirken. Boyuto fazlasıyla hazır. Trundle biraz tehlikeli bir şampiyon. Az önce günün başında, günün ortasında biz geldiğimizde günün başıydı benim için. Ama Trundle'dan kaçabilen en biraz azından bu bir şampiyon. Trundle destek olma ihtimali daha yüksek geliyor bana. MF'in ultisini bozuyor. Evet öyle bir durum söz konusu. Oo, biz yine yan koridor oynamak istiyoruz. Evet koridora bir kontra bırakacağız ama bir yani kontralarından yine Camille'in iki tanesi yasaklanma ihtimali var burada. Ya da Leona'yı mutlaka yasaklayacaklardır diye tahmin ediyorum onlar da. Trundle'da destek kullanmak istiyorlarsa Leona'yı yasaklamazlar. Orada yasaklamalarından anlayabiliriz. Ha bence. Evet gerçi doğru ama MF Leona kombosu ne olursa olsun takım savaşları içerisinde fark yaratabilme ihtimali mevcut. Renekton yasaklandı. Yine Camille'in rahatsız olabileceği şampiyonlardan bir tanesi. Bakalım burada işte Poppy bir yol aslında. Fiora bir yol. Daha önce açıkçası burada yani daha önce bu eşleşme buralarda Gwen falan da tercih ediyordu ama Gwen tabi aslında Camille ona karşı birazcık daha ortaya çıkmıştı. Ya kağıt üzerinde aslında bu eşleşmeyi kazanmak istiyorsan alabileceğin çok basit bir şampiyon var. Net kazanıyor. Volibear çok net kazanıyor. Hem de oyunun çok uzun bir süresi kazanmaya devam ediyor ama Galatasaray'ın oyun stili Volibear oynamaya pek müsait bir oyun stili değil. Evet onlar birazcık daha Galatasaray üst koridordan taşıyıcı bir şampiyon istiyorlar. Burada ben merak ediyorum Trundle'ın destek ihtimalini Galatasaray'a değerlendirecek mi burada? Evet Gwen'den bahsetmiştik. Crazy'nin birazcık daha güvenli noktası aslında Gwen. Ya çok kitle kontrolü sıkıntımız var şu anda. Çok ciddi var hem de. Ve Ezreal var karşıda, onu da unutmak lazım. Evet Gwen geldi. Ezreal ulaşma konusunda bayağı problem oluşturabilir bu. Galatasaray bu tip maçları daha önce çevirdi sezon içerisinde. Hani hakikaten mesela bir Wildcats maçı vardı. Yine yanlış hatırlamıyorsam Ezreal'dı. Yetişme noktasında çok problem yaşanıyordu ama bir şekilde işin içinden çıkmayı başarmışlardı. Ama o maçta mesela çok kitle kontrolü evet, vardı. Evet çok kitle. Galyos'u falan vardı Galatasaray'ın. Ne falan geldi.
LeBlanc geldi. Abi, evet. Bu tabii Gwen'i bu kadar erken seçmenin sebebi aslında Trundle'ın desteğe gidip gitmediğini görmek istemeleri. En azından oradan bir kazanan eşleşme kurmak istiyorlar, evet. Ama bu geldi. Trundle ormana gitti. Çok büyük ihtimalle Trundle ormana gitti. Bu arada tam tersi olabilir. Yani. Şöyle söyleyeyim, Trundle Amumu çok daha hızlı temizliyor mesela ormanı. Trundle'a kıyasla. Bu benim aslında turnuva öncesinde olası olarak bahsettiğim bir şeydi. Amumu ve Trundle'ın aynı takımda olması. Çünkü ikisi de farklı şeyleri kontrol ediyorlar. İkisi de farklı şeyleri yapıyorlar destekte ve ormanda. Bana ama şu anda bizim takımda MF varken... ya şöyle söyleyeyim, Ezreal'ın yanına Amumu mu tercih edersin, Trundle'ı mı dersen, ben Trundle'ı tercih ederim Ezreal'ı. Biraz daha güçlü olurlar bence koridor uçmasında. Bakalım onlar hangisini tercih edecekler? Bence alınabilecek burada en iyi tercihi yaptı Galatasaray Rakan'la beraber. Bölçükte kontrolü, savaş başlangıcı ihtimalimiz evet, de var. Artı koridor aşamasında da hem Amumu'ya karşı da görece daha rahat bir şekilde, hani kayganlığından dolayı. Fakat kesinlikle bir kitle kontrolü eksikliğimiz mevcut. Diğer tarafta çok daha kolay oynanan bir kompozisyon var. Bence o kadar da kolay oynanan bir kompozisyon değil bu arada Unicorns. Yani bize göre daha kolay. Gibi. Ama bizim de şöyle bir durumumuz var. Tabii ilk hedefi öldürme konusunda acayip başarılı bir kompozisyonumuz var. İlk kitle kontrolü atıyorum. Birisi sarı kart dediği zaman Talon, MF ve TF kombosuyla beraber birini çok rahat bir şekilde düşürebiliriz orada. Tabii bir tank da tercihinde bulunmak istemiyorsunuz. Trundle var ortalıkta. Orada Amumu desteğe Trundle ormana evet. Gitti. Tabii şimdi Trundle'ın birebir kaybetmesi çok zor. Ama Trundle'ın Talon'u yakalaması da çok kolay evet. Değil. Duvarlardan atlı. Mesela Qiyana falan olsa daha büyük problem olurdu Trundle'a karşı. ne kadar barındırabileceğiz? Çünkü erken aşamada genelde Twisted çok darlayamıyor LeBlanc'ı. Şu taraftaki eşleşmede tutuştur ama biz tutuştur aldık mı emin değilim. Kamil'in tutuştur vardı. Ghost'un tutuştur ama bizimkini görmedim. Biz de almış olabiliriz ama muhtemelen Crazy de almıştır tutuştur. Üst koridordaki eşleşmeden nasıl bir kar topu yakalayacağımız önemli. Orta oyunda yani 1.5-2 eşya civarında Twisted Fate'in haritadaki etkisini kullanıp Gwen'i çok öne geçirip hiçbir takım savaşı olmadan 5'e 5 olmadan maçı domine edebilir Galatasaray. Ama orası önemli bir eşleşme. Yani maçın şu anda en önemli eşleşmesi tutuşturlu koridor. Ve günün son karşılaşması temsilcimiz Galatasaray Unicorns of Love karşısında kaç tane tutuştur var? 3 tane. Mojito da Crazy dedi. Ya Mojito 12 çok önemli çünkü bu olmazsa birebirlerini kaybediyor Talon. Ama şimdi kazanma ihtimali var. Şu anda diyor ki Galatasaray sıçra gereksiz yakacağız ortalığı. Bakalım yakabileceğiz mi? Ortalığı alevi vermeye çalışıyor şu an Galatasaray belli ki. Ya riski çok büyük ama oyun üst koridor etrafında oynanacaksa o tutuşturlar büyük fark yaratır 2-2'lerde. Bu arada bu tutuşturları gördükleri için işgal geliyor. Ama çok fazla zorlamayacak belli ki Unicorns of Love orayı. Çünkü Santas'ta. Bu Emamu mu? Hayır. Değil mi? Prom King Amumu. Prom King mi? Almost. Prom King Amumu. Tamam evet. Ya inanılmaz iyi kostümleri var bu arada. Paket mükemmel bir kostüm evet, bu arada. Evet evet kesinlikle. Hediye paketi. Bunu sen de şeyi mi seviyordun? Alevliyi. Evet evet Alevli. Ya kostümü... Alevli yok. Ama onun da kafasındaki alevin çıkıntısı çok tatlı duruyor. Ama gerçekten çok acayip bir turnuva oluyor bu arada. Trindomir, Amumu falan yani gördüğümüz şampiyonlar. 10 sene sonra. Ya. Bu arada Mojito yardımsız başlıyor. Allah Allah. Bu biraz sıkıntı olabilir bu arada. Bu şey olabilir. Çarpıyla ilk kamp alıp full clear atmadan bir erken baskın planlıyor olabilir. O yüzden ihtiyaç duymamış olabilir yardıma. Çünkü mavi Gromp artı kırmızı ve bir baskın. Doğru. Bence burada güzel bir takas baskından ziyade koridorlar kendi kendilerine kazanabilecek iki yan koridorum var. Kazansınlar ben bir şekilde yolumu bulurum rotası. Bakalım şu an mavi Gromp oluyor. Eğer kurtlar alırsa seninle aynı fikirde olacağım Aral. Yukarıda güzel bir takasa girmiş Crazy bu arada. Alt tarafta da ittirme avantajını almış durumdayız. Evet kurtlar alıyor. Alt ormanı tamamen temizledi Mojito. Totem atmaya gitti. Acaba bir baskın... Evet emin değil çünkü bu arada. O da sebebi o. Yufoni gibi düşündü. Evet, evet. Baskın mı gelecek acaba diye yardımsız başladı diye. Ama şu anda yani temposunu kaybetti. Evet evet Ananas. Evet. Çok 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 güzel bir kamp önde götürüyor şu anda Mojito. Ve yine burada pasifini de almayı başarmış Bolulu. Burada yani şeyi de ekleyeyim. Trundle'ın çok iyi bir birebir olmasına ama çok hızlı bir kamp temizleyen bir şampiyon değil. Evet çoklu kamp. İlla ki geri düşecek bir noktada Trundle. Erken oyundan geri düşmesi çok büyük artı. Bu arada iyi kırmızı kart bunlar.
aslında kampı hızlı kesiyor ama mesafe kapatamaması ve işte alan hasarının olmaması onu çok alan hasarı, tavukları hızlı kesemiyor mesela. Tavukları kayıcıları bıraktı. 5 kamplık bir temizlemeye gitti. Onun karşılığında Mojito ise bir full clear yapıyor. Orada bir takas. Zorksek'ten. İyi hasar desteği geldi Elay'dan da. Bu arada Mojito da oldukça iyi oynadı. Gözükmedi de ama tabii yardımsız başlamasına rağmen 3.25'ten önce muhtemelen tüm kamplarını kesecek. Bu arada nerede olduğuna dair şu an bir fikri yok. Tahmini var ama. Tahmini var ama nereden başladığını bilmediği için altta mı üstte mi emin değil. Ve hala da görebilmiş değil. Şu an, sanırım şu anda gördüler ama hala üstünü pinglemediler. Yok görmediler. İki kamplık bir üstünlük olacak yengeçi aldıktan ve sonra. Ve birebir de zayıf olan bir eşleşmede böyle bir avantaj. Boyuto. Bravo. Helali gerçekten. Alt kordu orada da Eli ve Zorsing'in baskısı sonuna kadar devam ediyor. Boyuto tabii tarayıcı mercekle başladığı için üstüne dönmeden bir totem bırakamadı alt koridoru için. Kırbaç bitmedi ama galiba ya. Yok, sadece bir kazmayla döndü. Kırbaç başlangıcı mükemmel hızlandırıyor. Ama onu işte skor bulmadan, asist bulmadan çok zor. Karşı evet, kayacı da bilseydi mesela hayatta olduğunu gidip onları çalıp alabilirdi. Çarpı dönmüştü çünkü. Ay alamadı orada. Araba minyonunu. Şimdi orta koridorların ikisi de şimdi son yükünü de kullandı Nomads. Musibet iksirinin. İksirlerini kullanmış durumda. Bolunun manası biraz az ama Twisted Fate için çok sorun değil. Onu toparlayabilir isterse eğer. Minyon için onların hiç kullanmamış galiba. Evet. Henüz kullanmamış. Evet, çift atış Alive'dan. Argovant burada. Sihirli geçişini de kullanmak durumunda kaldı. Evet üstüne de dönecek ve ışınlığın da yok. Bir miktar minyon kaybedecek. Orada unutmamak lazım bir menzilli yani şey minyonu yok. Topçu minyon yok. Bu ne demek? O minyon dalgası daha kolay eriyecek demek. Santas ya denemek istiyor ama o kadar riskli ki. O minyonları önde tutmaya çalışmak. Menzilli minyonları sanırım bir iki tanesi belki o kule menziline girmeyecek ama yine de büyük bir avantaj bizim adımıza. Hatta ejdere başlıyoruz. Dakika 5'te çok erken bir ejder. Bulutla başlaması da alev veya dağ ruhuna gidebilme ihtimalini arttırıyor haliyle. %66'lık bir şans artık. Bizim yüzümüze gülerse. Bu arada bu kadar erken alınmış olması oyunun matematiksel olarak dengelerini biraz değiştirecek. Çünkü şu erken aşamalarda çok uzun bekleme süresi olan bir TF ultisi var. Ve normalde takımlar zamanlarla. Ama bu hesabı biraz kaydıracak bir durum. Ve TF ultisinden erken aşamalarda daha etkin, daha çabuk geleceği için daha etkin bir performans görebiliriz Twisted Fate'den. Zincir patlamadı neyse ki. Tabii oradaki minyon dalgasına güvendi Bollu. O yüzden kart olmamasına rağmen önde oynadı. Dediğim gibi zinciri patlatmadı Nomenz'de. Bir de Merkür'ün adımları var Bollu'da. Daha rahat hissediyor kendini. Bir tane bırakılan kontrol totemi var. Üst koridorda gidişata baktığımızda Crazy minyon konusunda iyi durumda. Üzerine daha fazla minyon geliyor ve ufak da bir üstünlük de sağlayabilir hatta minyon skoru konusunda. Şimdi Zerg şöyle bir yardıma geldi. Bolu'nun haritada daha etkin rol oynamasını sağlaması adına hızlı bir şekilde minyonların ittirilmesine yardımcı oluyor Zerg. Herkes bu arada o bölgedeydi. Santas da bir rotasyon yaptı oraya doğru. Tabii bütün bunlar aslında Alive'ın çok işine yarıyor. Evet, Alive çok bayağı istediği önde. Bir yerde bayağı öne geçti. Argonaut da minyonlarını alamıyor. Bu arada çok da kötü bir geri dönüş oldu aslında Argonaut için. 24 minyon da geriye döndü. Aldığı sadece bir tanesi, bir tane uzun kılıç, bir tane de ağır kristal vardı. Ama ağır dönüp tekrar döndüyse ağır kan aldı. Evet, ağır kan aldı ama pırıltısı da yok. Evet, yani pırıltısı yok. Takasları falan da bayağı iyi haber oldu bu. Rotasyona ve yoktan 1000 altınlık fark var şu anda. Evet ve Mojito şu an o kadar verimli bir şekilde ormanını dönüyor ki hemen hemen bütün kampları çıktığı zaman orada. Hiçbir şekilde Trundle tarafından denedi Ananas ama bulamadı bir türlü Mojito'yu ve tam olarak Talon'un istediği şekilde ilerliyor şu an. Erken aşamalar. Yani şu an orman ve haritanın alt tarafında tamamen istediğimiz şekilde ilerliyor işte. İşte de iyi gidiyor. Crazy de evet belki baskı kuramıyor ama minyonda da çok iyi durumda. Zaten baskı kurabileceği bir eşleşme değil unutmamak lazım. Camille Gwen'e karşı seçilen şampiyonlardan bir tanesiydi normalde. Ama yani minyonda önde senin de söylediğin gibi ki zaten Gwen çok iyi güçlenen bir şampiyon onu da unutmamak lazım. Her şey iyi gidiyor. Nomenz bir tane de kuleden hasar yedi. Güzel.
serisinin son yükünü de birazdan kullanmak durumunda kalacaktır No Man's. Crazy rakibi bu minyonları aldıktan sonra bir de en az bir minyon dalgası fark yaratmış durumda. Üst koridorda bir tane totemle bıraktı kendini güvene almak adına. Yine bu arada 10 hit MF, yani otomatik saldırı odaklı MF oynuyoruz. Yine bu arada gayet anlaşılır bir durum. Camille, Amumu, Trundle var. Ve Mojito'dan erken bir alamet başlangıcı çıktığı gibi. Yalnız onlar da buraya geldi. Hepsi geldiler bu arada. Biz 500 bu arada, onlar 4. Onlar 4. Biz... Ve gelemeyecek, Ezreal gelemeyecek buraya. Evet, burada savaşı isteyebiliriz. Elive'ın dikkat etmesi seviye 6 durumda. Elive oradaki totemi temizledi. Alamet bitmek üzere. Crazy boss'un üzerine gidiyor. Boss'un hala kanca atışı var. Oradan uzaklaşacak ama istediğimizi aldık. Yalnız devamı da geliyor burada. Yakaladık boss'u. Üzerinde tutuşturdu. Var. Son vuruş gelecek mi? Son bir otomatik saldırı yetmedi. Ama 4'e 2 durumdayız. Elive koridoru ittiriyor. Elive koridoru ittiriyor. Fakat No Man's ve Santas da buraya doğru yaklaşıyor. Bakalım isteyecek miyiz burayı? Araya giren bir Santas var. Santas 5'te 1'e. İlk skoru bulmayı başardık burada. İlk an Elive'e gitmişti. 2-1 şu anda durum. Kule altında. Alamet kuleyi tanklarken devamını da getireceğiz. 3-2'ye geldi bir anda. Ardı ardı çıkan skorlar. Ayrık'ta Argonaut'un kuleyi vurduğunu görüyoruz ama sanki takım savaşını net olarak görsek çok daha iyi olurdu. Santas'ın orada ultisinin olmaması, yoksa 4 kişilik olağanüstü bir amın ultisi gelebilirdi orada. Ama ultisi yoktu. Orası acayip işimize geldi. Döndük onu direkt tekledik. Zaten Alive da üst tarafta canı çok az olan boss'u düşürmeyi başarmıştı. Sanırım tecrübe puanı %90 üzerindeydi Santas. Çünkü düştükten sonra aldığı asistle seviye 6 oldu. Evet. Çok ya, o büyük bir şans oldu aslında. Üstüne dönmesini engelleyemeyecek orada. Skorlar kime gitmiş? Alive 2-0 rüzgarını dedi bitirdi. Alive bir de ilk kanı aldı. Ekstra altını da aldı. Diğer tarafta da Amumu ve Trundle'a gitti. Yani... Evet. Bayağı iyi sonuçlandı. Aslında çok iyi oynamadığımız bir pozisyonda ama bayağı iyi sonuçlandı. Biraz sanki fazla mı zorladık gibi geldi ama Twisted Fate'in geldiğini görünce Dirk'sin direkt her şeyi bastı, yakaladı. Son saniyede bu arada boss'un son canlı yaşaması... Buzdan üstün çok iyi geldi ama aslında. Çok iyi buzdan üstün. Bir tık bizim için şans oldu ama sonrasında Alive çok rahat gidiyor minyon dalgası. Direkt ulti atıyor bu arada boss'a. Boss'u aldıktan sonra tabii Amumu'nun altı olmaması ve sonrasında... Bu arada kuleyi tanklıyor orada biri, evet. Mojito'ya kuleden bir tane hit gidiyor orada. Ve kule charge'lanmışken gidiyor o hit. Çok vuruyor Mojito'ya. Ama yine de ciddi bir altın üstünlüğüyle çıktı yine de. Evet ve skor gitmesi gereken... Yani skora gitmesini istemediğimiz kimse gitmedi. No Man's hiçbir şekilde önde değil. Şu an bakıyoruz. En önemlisi bizim için hatta yani LeBlanc'ın öne geçmemesiydi. LeBlanc Camille de değil önde. Camille de önde değil. Camille minyonda geride, skorda geride. Ve bu maçın özelinde Ejder'e çok daha fazla önem veriyoruz. Dakika 11'e gelmeden ikinci Ejder olmayacak. Çünkü her şey bizim kontrolümüzde şu anda ama. Alt taraftan yan koridorların barikat sayılarına bakar mısın? İki taraftan da üçer tane almayı başarmışız. Üzerine ilk alameti aldık. Üzerine iki tane Ejder aldık. Şu an her şey tamamen bizim kontrolümüzde. Umuyoruz ki öyle de devam eder. Burası... Skorda çok büyük bir minyon dalgası var. Bolulu farkında. Ama Bolulu tek. Ultisi var Bolulu'nun. Bir an önce ultiyi basması lazım artık. Bolulu gelecek buraya. Sarı kart ile birlikte geldi. Kime kullanacak sarı kartı? Crazy olabildiğince hayatta kaldı. Crazy bir de döndü. Elinde orada Crazy hala hayatta. Güzel de bir kronometre. Crazy'nin üzerine No Man's sıçra gelecek. No Man's o skoru buldu ama. Bakalım yetişebildik mi oraya? Almaz kaçmaya çalışıyor. Evet yetiştik. Mojito da burada. Zonçlink de gelmiş bile. Boss skorunda Bolulu'yu bırakmak istiyor Zonçlink. Aldı bu da. Alt koridorda da Alive birebir de Argonaut skorunu alıyor. 7-3'e geldi maç bir anda. Mojito daha fazlasını istiyor. Ultiyi de kullandı. No Man's bulabilecek mi? Ulti hasarını bırakamadı orada. No Man's buradan uzaklaşacak. Zincir tutturduğu için. Evet, Luden'i yok. Orada bir canlı Crazy'yi öldürürken canı çıktı zaten. Çok iyi cevap verdi bu arada Galatasaray. Yani geç kalınmış gibi gözüküyordu ama Bolulu ve Crazy ikilisi iyi outplay ettiler rakiplerini. Evet, evet. Yeterince zaman i̇şte, kazandılar. Son 1 dakikada 3000 altın kazandı Galatasaray. Yani Gwen... Kolay kolay yapamıyorsunuz o kule altını Gwen'e. Çok uzun zaman hayatta kaldı. Bolulu kronometresini yine muazzam kullandı. Orada 3'ü ve 2'de zaman kazandırdık ve diğer takım arkadaşları yetişti. Yani bir oyuncuyu kaybettik karşılığında. 3 düşürdük değil mi? 3 düşürdük. Bir de aşağıda bir tane de kendine aldım. Aynen. Bir de Bolulu o kadar sakin ki o pozisyonda. Sarı kartıyla geldi ve doğru hedefe atmak için bekledi orada bir yarım saniye. Şundan.
Işından çok iyi noktaya geliyor. Santas'ı yakaladı orada Zergling. Santas'ın ultisi bekleme süresinde Bozo sarı kartını No Man's'e gönderdi. Vurkaç ve taklit geldi No Man's'ın üzerinde ya, tutuşturdu gidiyoruz, var. Mojito onu takip ediyor. Düştü. No Man düşmek üzere. Düştü. No Man skoru Molulu da. Santas'ı istiyoruz burada ama biraz orası riskli. Zergling de Mojito. Bu ikili daha fazla devam etmeyecek. İstediğimizi aldık bile zaten. Fazlasıyla aldık. Şimdi orta koridor kulesinde vuracağız. Yukarı tarafta yalnız kuleye vuran bir boss var. Bakalım ne kadar kule barikatı alabilmiş. İki tane alabilmişler. Orada şimdi Crazy o tarafa gidiyor. Ortada da Bolulu cevap verecek üst koridordaki barikatlara. Altın farkı neredeyse 5000'e dayandı. Ya azıcık basam ona şeyi çok hissettim de. Ya Santos'a her gün yeriz. Bu sefer de normal zamanı diye. Daha sen kolay miydin o Vayne oynayan gibi böyle bir sarı kart geldi. Çıkar çıkar. Duvarda şey yok mu? Şey kullanmak durumunda kaldı. Sanırım duvarı kullanamıyor şu anda. Yok, kaçmaya niyeti yok. Yaklaştı yalnız buraya. Bırakın bir galiba manyağı. Zorsink yakalayacak Santas'ı. Az önce belki Santas'ı kovalamadık ama şu an çok daha doğru hedef. Bolu'la kullanılan bir ulti sarı kartı Ananas'ı yakaladı. Ananas ultiyle hayatta kalmaya çalışıyor ama hayır diyor Alive. İki skor birden. 5-0-0 oldu Miss Fortune. Allah'ım bu nasıl bir dominasyon. Yani orada tabii biz göremiyoruz duvarları, duvardan atlayıp atlayamadığını Mojito'nun. Belki de atlamak istemedi çünkü yemledi takım arkadaşlarına ve... Yok şeyin farkındaydı Mojito. Bunlar bana vursalar bile LeBlanc gelmeden kesemezler. Evet. Çünkü kan içenim var. Yeterince yaşarım diye. Ama şeyi çok iyi zamanladı. Ama multisinden kaçışı çok iyi zamanladı. Ve Santas'ın multisi de boşa gitti. Bu arada önemli bir bekleme süresidir ama multisi. Çok uzun çünkü. Evet bayağı uzun. Bayağı uzun. Ve... Çok ciddi bir tempo üstünlüğü var. Yani Ananas'ın işi bitti bu arada. Trundle daha etkisi çok kısıtlı bu dakikadan sonra. Bayağı iyimser bir deneme bu arada. Ki Mojito'nun ultisini de bekleme süresini görüyoruz bu arada. Çok çok bir şekilde geldi. Son ultisinin adı ne? Kimse bilmiyor da. Rejim bizi bu konuda bilgilendirir diye tahmin ediyorum birazdan. Ben bir tek W'sunu biliyorum. Rage. Onu da Türkçesini bilmiyorum bu arada. Q'su da eskiden Nox'in diplomasi miydi neydi? O Talon'un kisi miydi evet. O? Nox'us diplomasi diye mi çevirdi? Evet evet öyleydi galiba. Öyleydi. Değil mi? Ben o şeyi hatırlıyorum sadece Talon'un yeteneği miydi diye emin olamadım. Unicorns of Love ikinci alameti bir boşluk bulup aradan çıkardı ama çok etkili kullanması mümkün değil bir yönüyor alameti. Şu anki gidişata baktığımızda. 6500 altın bir fark var ve koridorlar arasında oluşan altın farkında görüyoruz yani Twisted Fate'in LeBlanc'a karşı 2000'in üzerinde bir altın farkı söz konusu. 3-0-5 oynuyor şu anda bunu. Çok net bir üstünlük var. Zaten aslında turnuvaya gelirken de yani turnuva öncesinde de zaten Twisted Fate'in bugün söylemiştin değil mi Twisted Fate'in değeri artacak diye. Ana olay bu aslında. LeBlanc varsa Twisted Fate olur bu arada. Her zaman. Ben tabii diğer ilerleyen turlarda daha da çok seçeceğim. Evet evet. LPL takımlarının falan çok sevdiğini ya. FBA Boğaba yine. Yalnız Mojito çok iyi bir yerden geldi. Sarı kartını çekti. Bolulu sarı kart gönderildi. Bitkinlik var ama çok önemli değil. Mermi manyağı yok etti orayı. Ananas düştü. Santas çok az canlı kaçıyor. Boss gerçekten istiyor orayı. Bitkinlik güzel geldi. Sarı kart üzerine. Mojito takip etti. Elay düşüyor yalnız. Crazy geldi. Boss almayı başardık. Crazy geldi gibi skorları topluyor orada. 3'e 1 bir değişim. Elay'ı kaybettik belki ama. Karşında alınan ekstra 2 skorla 3'e 1'e dönüştü bu takas. Kime gitti? Boss'a mı gitti? Camille mi gitti? Alive'ın shutdown'u. Çok da önemli değil olsun. 6500 altını öndeyiz. 3'e 1'lik bir değişim. Çok iyi. Ejder'i de aldık. Dakika 23 civarında, özür dilerim 22 civarında bir ruh noktasındayız şu an. Okyanus ruhu. Bu kadar erken olan Okyanus ruhu her zaman çok iyi çalışır. Çarpı da yok bu arada. Biraz acı çekti orada Mojito. Ama şeyden sonra rahat kesmeye başlıyor. Biraz bekleme süreleri düştükten sonra sürekli pasifini tetikleyip kanatabildiği için. Bu arada bu savaşta Galatasaray istiyor. Bu yine Galatasaray istediği bir savaş. Evet evet. Ama onun için kötü yiyoruz bu arada aslında. Çok kalabalık halde yiyoruz onun için ama devamını getirebilecek bir şampiyonları yok. Elay geç burada kalıyor. Biraz öne yürüyerek hata yapıyor. Yürümese hiç onu skorda verilmeyecekmiş. Aslında bitkinlik iyi gelmiş ama Ezreal da her şeyi tutturmuş. Ama ödül şeyini alabilmek için, ödül skorunu alabilmek için içeriye bir sihir geçişi kullanıyor Argonaut. Onun da ölümü anlamına geliyor aslında o. Yine hatalı bir karar verdiğini söylemek lazım ki skoru da alamıyor kendisi. Boss'a gidiyor skor. 7000'e dayandı.
Okyanus ruhuna tek beşler uzaklıktayız. Ve altın farkı her geçen dakika artıyor. Bolulu'nun ikinci eşyası bombardıman topu. Hatırlarsınız geçtiğimiz dönemde, daha doğrusu geçtiğimiz mevsimde bombardıman topu genelde üçüncü eşya tercih ediliyordu ama bir başlayan furya ile beraber özellikle ben Faker'ın tekli derecelerinde çok fazla tercih ettiğini görüyordum. Birçok oyuncu da artık ikinci eşya bombardımana yöneldi ve artık Twisted Fate'in hasarından daha çok o hesaplanamayan menzil, çok uzaklardaki çok uzak menzilden verebileceği sersemletmeye önem verdi. Bu sayede tüm Twisted Fate oyuncuları neredeyse ikinci eşya bombardıman yapıyor. Aslında bunun zaten olmasının iki tane sebebi var. Bir, üst koridorda kimse tank oynamıyor. Herkes hasar odaklı şampiyon oynuyor. İki, ormanda kimse tank oynamıyor. Herkes hasar odaklı şampiyon oynuyor. Onun hasarına ihtiyacın yok ama atacağı işte 800-900 menzilden atacağı, kaç menzilden atıyor bombardıman topunu tam açıkçası? 125 mi veriyordu bombardıman topunu? İşte her neyse, atacağı uzak menzilden bir sarı kart işleri çok ciddi değiştiriyor. Alametle, ikinci alametle birlikte ikinciye defansa gelelim. İyi para burada ve geliyoruz buraya. Da bu arada. Bolu'nun ışınlanı var. Ultisiyle yetişemez buraya ama ışınlanla yetişir. Yalnız Ezreal burada değil ve arkalarına isteyebiliriz eğer üstüne dönerse Bolu'lu. Işınlanı var, ulti de var. Işınlanı ama daha doğru olabilir. Moito burada değil değil mi? Moito yetişemediği için. Evet. Yani kuleyi alamadılar gerçi ama. Onlar ışınlanı attılar üst gördüğü için. Katıra şu anda buraları yavaş geçebilir, problem değil çünkü Okyanus ruhu çıktı. Okyanus ruhu noktasına geldiğimizde yani 2,5 dakika sonra 4. ejder çıktığında aşırı üstün olacak Altıray hala altında. Ve oraya çekebilirler rakiplerini savaşa. Yani rakip muhtemelen çoğu oyuncusu bir eşyadayken onlar iki eşyada olacaklar. Bu arada ikinci eşyasını bitiren bir Camille var. Haşmetli Hydra bitirdi o. O nasıl Crazy'den önce bitirdi ya? Tek başına şey falan aldı ya, kule mülü aldı ya. Ya bir de çizmeye 1000 civarında bir altın verdi Crazy. Boss oraya harcamadı. Gene de bu kadar altın üstünlüğü varken tuhaf geldi bana. Yok, yakındır onun da ikinci eşyası muhtemelen. Ya ejderden önce biteceğini düşünüyorum. Ejder'e ikinci eşyasıyla beraber geleceğini düşünüyorum bu arada Crazy'nin de. Ama evet. Ejder'e kadar bu oyun bu şekilde böyle sakin modda devam edecekmiş gibi gözüküyor. Evet, yani bir şey zorlamaya da gerek yok zaten. Elay biraz sanki erken aldı. O kırmızı güçlendirmeyi bekletebilir miydi Ejder için? Bir de böyle bir üstünlük sağlanmışken bilmiyorum ama kırmızı güçlendirmeli bir bence savaşa dahil olmamız daha iyi olabilir. Bence eşya için mümkün olduğunu hızlandırmaya çalışıyor. Evet, acaba üçüncü eşya bir ebediye mi gidecek? Ama belki erken bir koruyucu, çünkü çok ciddi önde olduğu için belki erken bir koruyucu melek de gelebilir. Bunu tercih ettiğini çok gördük daha önce MF oyuncularının. Ben normalde çok sevmem erken koruyucu meleği ama bu maç çok yatıyor kafama çünkü evet. Ona yani şunu da sağlayacak. Zaten az hasarı var şu anda Unicorns of Love'ın. Bunun koruyucu meleği var. Buna odaklanmadılar derse harcar. Evet, aynen. Şu an çok önde çünkü. Alive. Ejder'e bir dakika kaldı artık. Belki de son 30-40 saniye üste dönmek için. Bir eşya tamamlayabilmek için. Bolluya bir mavi güçlendirme hemen oradan. Evet. 40 saniye sonra çıkacak. Moito. Biraz hasar aldı. Çok ciddi bir problem yok. Bolludan ulti geliyor buraya. Sarı kart boss'un üzerine gitti ama kancasıyla uzaklaşıyor oradan. Devamını daha fazla zorlamayacağız belli ki. Zorsink de çok etkilenmedi Guardian'da orada devreye girdikten sonra. Trandol pozisyon dışında. Ve 20 saniye var Okyanus ejderine. Ama şu an Bolu'nun ultisi yok. Arkaya sarkma konusu birazcık problem ve bir miktarda dürtüldük Nomens tarafından. Zorsink burada canını yeniliyor. Bolu sarı kartını çekti şimdi. Bombardımanla birlikte sersemletecek Nomens'i. Nomens fena bir dürtüme değil onun için. Bolu bir kez daha sarı kartını hazırlıyor arka tarafta. Burayı biraz daha belli ki yavaş oynamak istiyoruz. Özellikle Bolu'nun ultisi yokken senin dediğin gibi etse. Ama canları toparladık. Evet, canlar toparlandı. Direkt adamları kesmeye odaklanabiliriz. Ejder çok önemli değil. Sarı kart Anunnas'ın üzerine geldi. Anunnas'ın aklında olan bir sıçra. Bakalım Ejder'i bitirebilecek miyiz? Bir sorçun ultisi kullanmış ama tamamlanamadı. Elay pozisyon almaya çalışıyor. Savaş 2'ye bölünmüş durumda. Elay'ın üzerinde boss var. Elay bu birebir kazanamayacak. Diğer tarafta Ejder kim tarafından alındı? Moito aldı. Okyanus ruhu devrede. Çok az canlı Nomens uzaklaşmaya çalışıyor. Moito da Ananas'ın peşinde onu muhtemelen duvarların etrafından kovalayacak.
Gördük. Buldu. Bak diye buldu. Yürüyüş küresi geldi. No Man's. Nereye? No Man's'e kaçış yok. Aa! Yalnız kaçtı. Nasıl olur? Gidince o ya. Tamam yok yapacak bir şey zaman yok. Zaman kazandırıyor No Man's olabildiğince. Mojito diğer tarafta ananası yakalamış. Bizim için iyi ki şu anda zaman kazandırması. Biz toplanıp evet, baruna gideceğiz. Ve farklı zamanlarda düşecek. Fark evet. etmez. Kuleye ölmesi bizim için. Senin altının bir şey, bize bir şey ifade etmiyor. Problem yok. Baron. Baron için ne yapıyorlar? Mojito, 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 Mojito. Mojito kaçar orada. Ve krizde geldi. Mojito keser onları galiba. Çok fazla hasar geldi boss'tan. Mojito kan içinde kullandı. Yeterli olmayacak. Ah çok uzattık orayı. Yakalayamayacağız boss'u. Ya Baron alamadık. Evet Mojito'nun ölmesiyle. Şimdi mesela Mojito burada ölmeyip toparlanıp hızlı Baron'a girsek şansları olmayacaktı çünkü No Man's orada olmayacaktı. Evet. Ya yine de genel toplama baktığımızda ya kesinlikle öyle. Okyanus ruhunu aldık. Daha fazlasını alabilirdik. Ama bir tane daha ödül, çok sorun değil. Ödül verdik ve boss'a gitti o da. Yani Camille o kadar öne geçmesini isteyeceğiniz bir şampiyon değil ve boss'un en rahat ettiği şampiyonlardan bir tanesi. Bu arada az önce yalnız bıraktık yine Alive'ı. Evet, Alive tek başına. Bayağı da hasar vermişti aslında Alive. Çok da iyi bir ulti pozisyonu buluyor. Tekrarında gittiğini göreceğiz. Çok iyi ulti atıyor aslında Alive ama yarım bırakmak zorunda kaldı kendi ultisine. Evet, çünkü üzerine No Man's geldi burada. Yani, 3 kişiye değiyor ama No Man's'den kaçması gerekiyor orada. No Man's'den sonra da zaten direkt boss geliyor üzerine. İyi bir belki... Aslında boss'a karşı da bayağı iyi oynadı. Evet evet, ama neredeyse kazanıyor ama işte belki de sıçrasını orada duvarın arkasına atabilse hayatta kalma ihtimali söz konusu olabilirdi. Alive düşmesinden hemen çok net kazandığımız bir savaş aslında burası. Fakat sonrası çok istediğimiz gibi ilerlemedi. Bir miktar vakit kaybettik. Ve altın farkı da aslında bakıyorum yani birazcık azaldı. 6000'in altını düştü. Tabii altın farkı 6000 altını düştüğü için belki moralin bozuluyor olabilir etsin ama tekrar düşündüğünde bu durumu tabii, dakika 24'te 6000 altın bir üstünlüğü okuyorsun. Aynen beraber. Öyle. Çok ama çok değerli. Burada seyrinde giden bir oyunda bu maçı kaybetmek çok zor gerçekten. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Sadece evet, ekstralara girmemek lazım. Biz zoru başarırız o yüzden zor mor demeyelim. Aman diyelim. Abi. Aman diyelim. Doğru oynamaya devam edelim şu anda. Doğru oyun neydi? İlk hamleyi Bolulu'nun yaptığı. Rakibi pozisyon dışında yakalamamızdı. Moment. Bençisi bozuldu. Mojito. Bençisi vardı. Mojito. Kötü bir noktada kaldı. Santas. Ulti'yi kullanacak orada Mojito için. Bakalım kaçabilecek Mojito. Boss'un üzerine atladı ama. Hexak ultim otomu geliyor. Çok iyi korudu Zersin. İyi bir zaman kazandı. Mojito düşecek belki burada ama. Bakalım deneyecek miyiz? Bunu kovalarız. Bunu kovalarız. Evet, sarı kartını gönderdi. Sarı kartıyla Santas'ı yakaladı orada. Diğer tarafta Boss. Zaman kazanmaya çalışıyor. Santas burada düşecek. Boss da düşecek. Romance buradan uzaklaştı ama. Ona. Boss'u da kovalıyoruz. Ona. Boss da düştü buraya kadar. Altımda geldi Elayva. Mojito yokken bile. Yani denenebilir. Denenebilir çünkü ananasın sıçrası yok. Pit arkasına geçemez. Denenebilir değil, alınacak zaten bu. Çünkü aha, yaklaşırsa direkt Mojito sarı kartı evet, vuracak. Evet, evet, evet. Ve kesecekler. Biz burada... No Man's biraz kafa karıştırıyor. No Man's'in taklidi de geldi şu anda. Ananasın üzerine sarı kart. Bolu çok fazla sarı aldı ama hayatta Baron'u hala. Baron'u bıraktık ama. Ya Baron'u bıraktık evet. O çok ideal olmadı. Riske atmak istemedik, bence kötü hamle değil. O bitkinlik. No Yalnız ultisi yok, ultisi yok, ultisi yok, ultisi yok. Geri dönmek zorunda kaldı ama kim şimdi bekliyordu Baron, onu? Şimdi Baron. Bolulu, 45 saniye ölüm süresi. Bolulu'nun ışınlanı var. Ama Zorxing de dönüyor. Yok, Zorxing vazgeçti. Ha vazgeçti, evet, tamam. Evet, Lichmon'u bitirdi Bolulu. Alıyoruz. Hemen ışınlan geliyor. Çok daha garanti bir Baron gibi duruyor bu. Burada savaş isterse sonunu getirebilir çünkü Unicorn Dolphin. Ama ışınlan kullanıyorlar. Burada savaş isteyecekler. İsteyecekler son jetonları çünkü onların da. İsabet algısı 3 kişiye hasar verdi. Bolulu sarı kartı hala tutuyor. Argonaut ne yapıyor? Şimdi yakalanan bir isim var orada. Argonaut. Knockout. Bunu demeden olmaz. Ve Baron çok rahat bir şekilde gelecek. Ya işte bu bombardıman topuyla beraber Twisted Fate'in menzili. Belki bombardıman topu olmadan o menzilin bir yaklaşık 50 range kadar dışındaydı ama... olunca yakalamak çok kolay. Bu arada bu sanırım az önceki ilk savaş burada çok Ezreal'ı yakalıyor. Ya Bolulu çok... olduğunu... Oo Crazy yakalamış. Crazy yakalamış. Ya Bolulu direkt ultiyle pozisyonu görmüş. Tamam Crazy yakaladıktan sonra hemen yetişmiş o da. Argonaut rotasyonu yakalayıp direkt düşürmüşler. Gerek de yokmuş zaten. Burada o kadar zaman kazandırıyor ki yalnız Zergsting ve Mojito. Bu arada Kanişen de bayağı bir zaman evet, kazandırdı Mojito'ya. Zaten sonrasında aslında Unicorn Zoff'la biraz dağılıp kaçmaya karar verdiler. Sarı kart Santas'a gitti. Diğer tarafta da Alive boss'u yakaladı. Şimdi Baron var. Çok ciddi bir altın üstünlüğümüz var. 55 saniye Kadim.
Kadim'e hiç müsaade, yani bırakmayabiliriz işi. Bence de. Yani şu an Kadim'de vakit kaybetmenin hiçbir manası yok. O burada riske de girmeye gerek yok. Aynen öyle. Orada 5'e 5'e falan hiç gerek yok. Bizim yapmamız gereken şey burada şu an şöyle kuleye vurmak. MF'in 2 atması kuleye. Arkada ölenler. Yalnız Eli'nin sıçrası da olduğu için şu anda o kadar rahat oynuyor ki Argonaut'a dönmek zorunda. Bozkan çatışını kullandı. Nomads üstüne dönüyor ama inhibitor kulesi neredeyse gitti bile. Ananas da öldü neredeyse. Kaybetti. İnhibitor kulesini düşürüyoruz. Dakika 28'de ardındaki hedef inhibitor. Yan taraftan da crazy minyonları getiriyor. Evet, alt koridor ikinci kulesi de düştü. Bence kuşatmaya devam edebiliriz. Hiç gerek yok Kadim'e madem. Crazy şöyle bir yaklaştı takımına. Orada olası bir savaş için. Sarı kartını tutmaya devam ediyor Bolulu. Tehdit oluşturmaya devam ediyor. İnhibitor kulesi düşmedi. İyi bir hasar ama cevapta geldi hemen sıkıntı orada Eli'den. Sıkıntı yok. Ruhumuz var. İstediğimiz kadar devam ediyoruz. Oyun bitmiş olabilir. Sarı kart geldi. Santas yakalandı. Mermin bayağı boşa gitti arkada ama. Arkada bas. Zergsling. Hiçbir şey olmaz. Kendini çok iyi korudu orada. Bir de boss'u yakaladılar. 28. dakikada Nexus kulelerine gidiyoruz. Nomads'den kullanılan bir sıçra. Canını yenilemek için Mojito. Son anda kronometreyi kullandı. Nomads düşmek üzere. Kuleye biri vursun. Nomads'in üzerinde tutuşturur. Orada canını yenileyecek. İlk Nexus kulesi düştü. Şu anda 4'e 3 pozisyondayız. Okyanus ruhu var. Santas'ın gelmesi 10 saniye var ama dediğin gibi canlar da yenilendi bu noktada. Hem orta koridordan hem alt koridordan gelen minyon dalgası. 29. dakika Galatasaray ikinci galibiyetine doğru gidiyor. Biter. Sadece Nexus var ve o da düştü. İlk günde 2021 Dünya Şampiyonası ilk günde 2-0. Bravo.